Ben Kemal Kamburoğlu. Ege TV ekranlarında bir Ege lobisinden hepinize mutlu günler sevgili izleyiciler. Teknik nedenlerle birkaç hafta sizlerle birlikte olamadım. Ancak değerli gazeteci arkadaşlarım Vahap Dabakan ve Ahmet Kaplan yaptıkları güzel yayınlarla sanırım yokluğumuzu hiç aratmadılar. Bu yayında yine değerli gazeteci arkadaşlarım Vahap Dabakan ve Ahmet Kaplan ile birlikte çok özel bir konuğumuzu ağırlayacağız. Dostluğumdan onur duyduğum çok değerli insan, kıymetli devlet adamı, 41. Emniyet Genel Müdürü Sayın Celal Uzunkaya bizlerle beraber olacak. Günümüzdeki güncel güvenlik tehditlerini, güvenlik sorunlarının çözüm önerilerini, özellikle de 15 Temmuz hain kalkışmasında yaşananları, alınması gereken dersleri ve bugüne kadar FETÖ ile mücadelede katledilen mesafeyi konuşacağız. Çok değerli dostum, kıymetli genel müdürüm Celal Bey, hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Sağ olun sizlere ve tüm izleyenlere iyi günler diliyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Vahap Bey, Ahmet Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Vahap Bey, Ahmet Bey, merhabalar. Merhaba Kemal Hocam. Aylar sonra diyelim artık. Aylar sonra sizi ilk defa aramızda gördüğümüz için sevinçliyiz bir yerde. Çünkü grubumuzu tamamlamış olduk. Eskiden 2 kalmıştık. Şimdi 3 dedik yani. Sayın Genel Müdürüm hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Teşekkür ediyorum Vahap Bey. Vahap Bey, Amerika'ya gittiğinizde biz de 2 kalmıştık. Hatırlatırım size. Teşekkür ediyorum ama geldik yine. Allah'a şükürler olsun ki hep beraberiz yine. Sayın Genel Müdürümüzü de aldık. O ayağı dörtlemiş olduk şimdi. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Ben ilk soruyla programı başlatayım izninizle. Ben isterseniz burada Kemal Hocam burada bir şey söyleyeyim ben. Ondan sonra siz başlayın hemen. Sayın Genel Müdürüm. Bugün, dün ve bugün benim telefonlarım ondan sonra internetten, Facebook'tan her taraf kilitlendi. Sizinle yayın yapacağımızı öğrendikten sonra Türkiye'nin Edirne'den Kars'a, Hakkari'ye, Hatay'a, Karadeniz'e yani Türkiye'yi düşünün. Türkiye'nin dışında, yurt dışından telefonlarımız kilitlendi. Sayın Genel Müdürümüzü çok seviyoruz. Sayın Genel Müdürümüze başarılar diliyoruz ve bu programında da iyi yayınlar diliyoruz. Size selamları var. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Ben de onlara selam, sevgi, saygı gönderiyorum. Ben ilk soruyla programı başlatayım izninizle. Sonrasında değerli gazeteci arkadaşlarımın da tabii soruları olacak. Sayın Uzunkaya, isterseniz 15 Temmuz'u İzmir gibi bir ilde İl Emniyet Müdürü olarak yaşayan biri olarak bir hafızalarımızı tazeler misiniz? O gece İzmir'de neler oldu? Neler yaşandı? Hain darbe kalkışması büyük gayretlerle nasıl önlendi? Bir anlamda hem tarihe ışık tutmak hem de tarihe not düşmek açısından bunları bizimle paylaşır mısınız? Daha sonra genel güvenlikle ilgili konularla da değerlendirmelerinizi isteyeceğiz. Değerli arkadaşlarım da zaten bu konuda soruları olacak. Buyurun efendim. Sayın Genel Müdürüm. Şimdi isterseniz burada Sayın Kemal Kamburoğlu'nun sorusuna ilaveten, yani ona ilaveten 15 Temmuz'a nasıl gelindik? Yani FETÖ nereden çıktı? Bu FETÖ denilen kişi nereden çıktı? Türkiye'nin başına musallat oldu. Hangi devletler bunu kendilerine aldılar, istihbarat örgütleri kullandı ve şimdiye kadar bu yalnız AK Parti döneminde değil, çok eskilere dayanan 1968'lerden 69-70'lerden bu yana devletin bütün kılcal damarlarına bunlar nasıl girdi de örgüt haline geldiler? İsterseniz oradan başlayın, çünkü siz Emniyet Müdürlüğü'ne, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tepeden inme efendim, işte zembille inmediniz. Siz polis kolejini bitirdiniz. Ondan sonra polis akademisini bitirdiniz. Komiser yardımcısı olarak çıktığınız, mezun olduğunuz birçok karakollarda bekçilerle, polislerle çalıştınız. Birlikte devriyelerde dolaştınız. Bir ton şey efendim. Yani oradan geldiğiniz için görüşün. Bu, evet.
Bu işi çok daha iyi biliyorsunuz. O nedenle yani FETÖ nasıl bu hale geldi? Evet. Evet. Buyurun Sayın Uzunkaya. Öncelikle ben 15 Temmuz'un 4. seneyi devriyesinde 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında hayatlarını kaybeden 251 şehidimize ve 2000 civarında gazimize hem rahmet diliyorum hem yaralılarımızı, gazilerimizi minnetle, şükranla anıyor, sağlık temenni ediyorum. 15 Temmuz'un ülkemiz tarihi açısından sizin de vurguladığınız gibi gerçekten son derece önemli bir yeri var. Belki yıllar sonra Türkiye tarihi tanımlandığında 15 Temmuz 2016'dan önce ve sonra diye bir şerh düşülebilecek kadar önemli bir yeri var. 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir yönüyle yeniden ayağa kalkışının, diriliş ve direniş destanının da adı olarak anılacak. Hem diriliş hem direniş olarak. Bu yönüyle de ayrı bir sayfa açmak lazım 15 Temmuz'a. Tabii 15 Temmuz'a Vahap Bey'in sorusu çerçevesinde nasıl gelindiği Türkiye'nin esas itibariyle malumu. Bu yıllarca özellikle son 3-4 senedir enine boyuna tartışıldı, konuşuldu, paylaşıldı, yorumlandı. Fakat asıl olan bu sürecin tekerrür etmemesi adına, benzeri yapılanmalara yaşam alanı vermeme adına, aynı hatalara düşülmemesi yönüyle hiç unutulmaması ve unutturulmaması lazım. Yani sadece bir FETÖ hareketinin 35-40 yıllık bir hikayesinin bitişi olarak değil, ülkemiz üzerinde yabancı devletlerin, örgütlerin, onların uzantılarının yıllarca sürdürmüş olduğu hesaplarının bundan sonra da benzeri şekilde farklı örgütlerle, farklı taktik ve stratejilerle devam ettirilebileceğini bilerek toplumumuzun 83 milyon insanımızın dikkatli, duyarlı ve müteyakkız olması adına sürekli gündemde tutulması, güncel tutulması ve özü itibariyle unutturulmaması gereken bir yönü var. FETÖ hareketinin hepimiz biliyoruz 60'lı yıllardan başlayan bir hikayesi ve şu anda yayınında bulunduğumuz Ege TV'nin de merkezi olması itibariyle İzmir'in bu harekette de ayrıca bir merkezi rolü var malumunuz. 70'li ve 80'li yıllarda İzmir'de örgüt liderinin Kestane Pazarı Camisi çevresi üzerinden yayılan ve Türkiye'nin tüm coğrafyasına değişik sürelerle, yöntemlerle, yaklaşımlarla geliştirilen, daha sonra sınırlar ötesine taşınan ve netice itibariyle uşaklığını yaptıkları, maşalığını yaptıkları ülkelerin menfaatleri doğrultusunda hangi ülkede hangi boyutta faaliyet göstermesi gerekiyorsa oralara kadar sirayet ettirilen bir istihbarat örgütünün, terör örgütünün faaliyetini görüyoruz karşımızda. Hem istihbarat örgütü hem terör örgütü, hatta dahası bu örgüt Türkiye'deki ve dünyadaki tüm istihbarat örgütlerinin ortak bileşkesi gibi kullanılabilecek ve yine aynı şekilde ülkemizde ve dünyadaki tüm terör örgütlerinin kullanabileceği en hassas, en ince stratejileri kullanabilen, birleştiren bir örgüt olarak karşımıza çıkıyor. En önemli özelliği de son tahlile kadar eline hiçbir silah almayan ve hepimiz hatırlarız ama hafızalarımızı tazelemekte fayda var. 15 Temmuz'a ramak kala
yürütülen soruşturmalar çerçevesinde örgüt lideri Pensilvanya'dan diyordu ki evlerinizde aramalar yapılacak. Aldığımız bilgilere göre evlerinize silah, bıçak, top, tüfek koyup sizi terör örgütüyle suçlamak isteyecekler. Boşuna çabalamasınlar. Bizim mensuplarımızın evlerinde bir tırnak makası, çakısı dahi bulamazlar diyordu. Düşünebiliyor musunuz? Doğru diyordu. Çünkü devletin meşru yollardan elde ettiği tüm topu, tüfeği, silahı, tankı, mermiyi hiçbir kuruş ödemeden, hiçbir masraf yapmadan kendisi için kullanabilecek şekilde örgütlenmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Yani örgüt liderinin sizlerin evinde suç aleti arayacaklar, beyhude arıyorlar derken esasında açıkça böyle bir süreci de hem ima ediyordu hem de örgüt mensuplarını koruma kalkanı oluşturma adına ifade ediyordu. Şimdi böyle bir sürecin içerisinde benim ait olduğum, mensubu olduğum emniyet teşkilatı maalesef bu örgütün ilk hedefi olarak seçilen kurumlardan birisi oldu. Hepimiz bunu biliyoruz. Özellikle 70'li yıllardan itibaren polis koleji, polis akademisi ve daha sonraki yıllarda da sızabildikleri ölçüde silahlı kuvvetler içerisine adli yargı organları, idari yargı organları, mülki organlar ve ondan sonra da tüm kamu kurum kuruluşlarına, Sağlık Bakanlığı'ndan tutun, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tutun ve ondan sonra öncelik sıralamasına göre başlayıp tüm kurum kuruluşlara yerleşen bir örgüt yapısı. Tabii burada izlenen stratejiler, yol ve yöntemler konusunda çok ayrıntılı girip dinleyicilerimizin kafasını karıştırmak istemiyorum ama çok enteresandır. Değişik vesilelerle programlarda katıldığım televizyon programlarında konferanslarımda söyleşilerimde de hep ifade ettim. Böyle bir strateji uygulayan örgüt ki 1990'lı yıllardan sonra 70 ve 80'de başlayan yapılanmasını kademeli olarak hayata geçirme aşamasında Emniyet Teşkilatı'nda rütbeli personelin değişik stratejik noktalara planlamaları doğrultusunda yerleşimini sağladı. Bunu diğer kurum kuruluşlar için de aynı şekilde yaptığını görüyoruz. Hangi elemanının gelecekte ne olacağını daha lise çağlarında planlayan bir örgütten bahsediyoruz. Kimin doktor olacağını, kimin hakim olacağını, kimin savcı olacağını, kimin emniyet müdürü olacağını, kimin komutan olacağını, kimin genelkurmay başkanı olacağını, kendi silsilesi içerisinde planlayan bir örgütlenme yapısı var orta yerde. Ve bunları yaparken bunun dışında kalanları da devre dışı bırakacak her türlü ahlak sınırları içerisinde olup olmaması aranmayan her türlü yol ve yöntemle insanların kendi mensubu olmayanların itibarsızlaştırılarak o alanın dışına çıkarıldığı ve bunun da stratejinin bir parçası olduğu bir örgütlenme yapısı karşımıza çıktı. Emniyet Teşkilatı'nda ilk yıllarda her kararnameye 3-5 tane küçük illere atanacak emniyet müdürü rütbesinde mensuplarını soktular. Yani 35-40 kişilik bir kararnamede 5 tane 6 tane mensubu göze batmayacak yerlere emniyet müdürü yapıldı. Tolere edilebilir diye çok da dikkat çekmedi. Bu da bir stratejiydi. Bir sonraki kararnamelerde yine o 5-6 kişi Demirbaş gibi kalacak şekilde bir orta kademe ile aktarıldı, yükseltildi çıtası. Ama yeni kararnameye yine yeni 3-5 mensup müdür, kendilerine mensup emniyet müdürü eklendi. Bir sonraki kararnamede o orta kademe illere atanan emniyet müdürleri bir üst segmente çıkarıldı. Yeni müdürler küçük illerden başlatıldı. Kademe kademe öyle bir silsile izlendi ki
dönemin İçişleri Bakanı'nın da ifade ettiği bir tarihte Türkiye'deki 81 ilin 76 il emniyet müdürü bunlardan oldu dedirtecek bir noktaya geldi ki o 76'yı da hala kamuoyu vicdanında gerçekte 76 mıydı 81 miydi diye tartışıldığı bir süreç yaşandı. Bu emniyet teşkilatı ile ilgili ve üst yönetim kadroları ile ilgili diğer kadrolarda da özellikle tabii örgüt istihbaratı son derece önemseyen ve personel yapılanmasını strateji olarak en öne çıkaran anlayışı nedeniyle emniyet teşkilatının istihbarat, terörle mücadele, organize suçlar ki bunlar operatif birimler ve personel istihdam birimlerini elinde tutacak ve zaten 70'li 80'li yıllarda 90'lı yıllarda hatta yurt dışı eğitimlerini sürekli kendi kadroları üzerinden yapıp emniyet teşkilatının seçkin personelini oluşturacak bir strateji izledi. Yani donanımlı, doktorasını yapmış, yurt dışı eğitimi var, iki tane dil bilen, Türkiye'de sahada aktif olarak koşturmadığı için herhangi bir soruşturması, kovuşturması olmadığından dosyası da temiz olan onların yaklaşımıyla ve o dönemdeki insanların bakışıyla pırıl pırıl genç bir kadro, eğitimli, donanımlı, soruşturması yok. Bunlardan daha iyisi mi bulunacak dedirtecek bir halkayı, tabloyu kendileri oluşturdu ve onun üzerinden kadrolaşmayı geliştirdiler. Ve netice itibariyle Emniyet Teşkilatı'nın çok büyük bir ekseriyetle kadrolarına ellerine geçirdiler. Aynı durumun zor diye düşünülen ilk başlarda ki daha sonra çok da zor olmadığı görüldü. Silahlı kuvvetlerin her kademesinde çok üst düzey komutanlık düzeylerine varan kadrolaşmaya kadar nasıl geldiklerini 15 Temmuz 2016'daki son tahlilde hem ülkemizdeki 82 milyon insanımız hem tüm dünya görmüş oldu. Ve bugün hala gerek teşkilatımızda gerek diğer kurumlarda silahlı kuvvetlerde dahil daha dün silahlı kuvvetlerde muvazzaf asubay subay gözaltıları olduğuna göre bunlar da hala düne kadar kadrolarda devletin içerisinde görev yaptıklarına göre kendi yapılanmaları içerisinde A, B, C, D planlamaları ve kadroları bulunduran bir örgütlenmeyi sürdürmüşler. Ve maalesef bu yapının deşifresi de öyle siyah beyaz gibi net ayırt edilip ortaya konulacak kadar çok net yöntemlerle ortaya çıkarılamıyor. Böyle bir handikap da söz konusu. Netice itibariyle bu örgüt ülkemizin geleceğini karartma, ülkemizi bir kaosun içerisine, bir iç savaşın içerisine parçalanmaya götürecek büyük aklın maşası olarak bugüne kadar Sayın Genel Müdürüm, Sayın Genel Müdürüm, şimdi evet, tam da bu konuyla ilgili olduğu için şunu ifade etmek istiyorum. Çünkü siz gerçekten Türkiye'nin, devletimizin çok deneyimli bürokratlarından birisisiniz. 40 yılı aşkın süredir devletimize hizmet veriyorsunuz. Emniyet Teşkilatı'nda gerçekten çok önemli bir yere sahipsiniz bu anlamda. Şimdi birçok darbeler yaşadınız Sayın Genel Müdürüm. Şimdi kendi kişisel değerlendirmem açısından baktığımda bu darbe bana göre bu darbeden daha ötesi bir durum ve tablo olduğunu düşünüyorum. Diğer birçok darbeden farklı karakterlere sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu darbeden öte Türkiye bir işgal planı gibi işleyen bir sürecin parçası gibi duran bir eylemdi diye düşünüyorum, kalkışmaydı. Çünkü bu olayların gelişimine baktığımız zaman zincirleme bir şekilde o süreçte yaşananlara baktığımız zaman Güneydoğu sınırımızda PKK-PYD'nin konuşlanması, Kıbrıs'ta İngilizlerin İngiliz vatandaşlarını kurtarma bahanesiyle hazır ola geçmesi ve benzeri bir takım dış unsurların da Türkiye'ye gireceği, Türkiye'nin güneydoğusunu koparılacağı, Türkiye'ye küçük bir parça bırakılacağı, dolayısıyla da bu
gelişmelerle birlikte FETÖ'nün bir Hümeyni gibi Türkiye'ye getirilip dış güçler, emperyal güçler tarafından halife olarak tanınacağı, bir aparat olarak da bunun İslam dünyası tarafından yönetileceği şeklinde çok değişik komple teorileri de var tabii. Ama gerçekten sizin yaşadıklarınız, gördükleriniz, tanıklık ettikleriniz çok önemli olaylar var. Diğer darbelerinde sahipler hemen hemen aynı tabii ki, farklı değil. Ama karakteristik özellikleri itibariyle diğer darbeleri de yaşadığınızda, bununla bir karşılaştırma yaptığınızda burada nasıl bir tablo gördünüz Sayın Genel Müdürüm? Evet. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi bu Türkiye'nin kendi şartları, zorlamaları, ki hiçbir darbenin ne şekilde olursa olsun, hangi şart altında olursa olsun, hiçbir şekilde meşru kılacak bir yaklaşımı, bakışı söz konusu olamaz. Yani evet, bu darbe mevcut şartlar itibariyle gerekliydi dedirtebilecek bir anlayış, hiçbir şekilde demokratik bir anlayış değildir. Bunu bir kere başta belirtmek lazım. Fakat bu örgüt bir kere Türk topraklarının muhafazası, korunması, ülkenin güvenliğinin, birliğinin, bütünlüğünün tesisi, var olan bir takım sıkıntıların bertaraf edilerek yerine bunu giderecek bir yapının, bir yönetimin getirilmesi vesaire gibi bir hesapla faaliyetini yürüten bir örgüt değil. Şöyle ki, ben 12 Eylül 1980'de Trabzon'da siyasi şubede komiserdim. Malum sizin de satır arası ifade ettiğiniz gibi 1975 yılından süre gelen 45 yıllık memuriyetim, 1975 Haziran'da mesleğe duhulum, eski tabiriyle bunu Kemal Bey bilir, duhul tarihi 1975, dolayısıyla 45 yıllık bir memuriyetim söz konusu. 80'de Trabzon'da görevliydim 12 Eylül darbesinde. O günkü darbe ortamında, ihtilal ortamında sanki öyle bir altyapı oluşturulmuştu ki Türkiye'de, daha sonra bunun oluşturulduğunu da görmüş oldu insanlar. Ama o şartlarda farklı bir tablo var ve insanlar evlerinden çıktıklarında akşam evlerine dönme garantisi yok ve ben bunu bizzat yaşadım. Yani o zaman insanlar şunu söylüyordu. Ya ben sabah çıkayım, akşam eve gelme ihtimalim yüksek olsun. 3 öğün yemek yiyorsam 2 öğün yiyeyim ya da 1 öğün yiyeyim. 5 kazanıyorsam 3 kazanayım ama can güvenliğim olsun. Çünkü kimin, nerede, ne zaman, amiyane tabiriyle bir serseri kurşunun hedefi olacağı, kimin kurbanı olarak seçileceğinin belli olmadığı bir karanlık dönemdi. 12 Eylül öncesi Türkiye tablosu ve malumunuz o dönemde Türkiye'de sağ-sol çatışmaları adı altında 5700 civarında gencimiz, genç beynimiz katledildi, öldürüldü. Daha sonra bunların aynı yerden yönlendirilen bir örgütün, bir gücün, bir aklın operasyonu olduğunu gördük ama iş işten geçti. Çünkü amansız düşmanlar olan sağ ve sol örgütler, hatta kendi içinde düşmanlıkları olan bir takım fraksiyonel yapılar kullandıkları silahlarını aynı yerden alıyordu. Yani bir sağ örgüt mensubunun kullandığı silahın bir başka olayda bir sol örgüt mensubu tarafından kullanıldığını gördük. Yıllar sonra insanlar işin gerçeğini öğrendiler ama maalesef iş işten geçmiş oldu. Şimdi o günkü şartlarda insanlar neredeyse ya bir an önce birileri gelse de şu ülkenin işte tıkanan yapısına müdahale etse, siyasi liderler birbirleriyle konuşmuyorlar, cenazelerde bile hatırlayın, birisi cenazede bir uçta duruyor bir lider, diğeri evet, diğer uçta birbirlerine, Kemal Bey çok iyi bilir, Vahap Bey çok iyi bilir, Ahmet kardeşim sen muhtemelen sen de en azından duymuşsundur yaşın itibariyle. Biz yaşadık Sayın Genel Müdürüm, yaşadık o olayları. Evet, şimdi işte bir meclis başkanı şu kadar 100 turla seçilemiyor vesaire vesaire. Bir tıkanmış yapı var ve
ve bu tıkanmış yapının açılması için sanki can kurtarıcı birileri bekleniyor havası oluşturuldu. 6 ay öğrendik ki oluşturuldu. 6 ay Cumhurbaşkanı seçilemedi Sayın Genel Müdürüm. Aynen öyle. Cumhurbaşkanı seçimi yapılamıyor, meclis başkanı seçilemiyor. 100. tur, 200. tur vesairelerin olduğu bir dönem yaşandı. Ve netice itibariyle sanki kamu vicdanında bir meşruiyeti karşılığı vardı. Hiçbir darbenin meşru yönü başta söylediğim gibi kabul edilemez ise de. Ama 15 Temmuz 2016'nın bunlarla hiç kıyas götürmeyecek farklı bir Türkiye ortamında yapıldığını görüyoruz. Yayın kesildi mi şu an? Hayır, reklam. Devam ediyoruz Sayın Genel Müdürüm. Reklam gelmiyor ki. Aşırma dedim. Reklam döndü. Güzel görüntüler görüyoruz. Hayır. Bölgelerimizde. Evet. Reklam döndü bir ara. Anladım. Yani şimdi, evet. 15 Temmuz'da şunu ekleyeyim. Türkiye'de ne ekonomik göstergeler itibariyle bir tıkanmışlıktan bahsedilebilir, bir daralmışlıktan bahsedilebilir. Ne yönetsel anlamda bir idari yönetim zaafından bahsedilebilir. Dünya konjonktüründe ağırlıklı saygın bir rolü olan bir ülke kendi içerisinde yönetim çarkı son derece sağlıklı yürüyen bir ülke, ekonomik verileri son derece düzgün olan bir ülke, kalkınma yüzdeleri son derece, 2016 tarihi itibariyle söylüyorum bunları, son derece iyi olan bir ülkede ne gerekti de neyi düzeltme adına böyle bir kalkışma gündemeli. Şimdi bunun hiçbir şekilde ifadesi, karşılığı, izahı yok. Olması da zaten mümkün değil. Çünkü bu bir şeyi düzeltmek için değil, bir şeyleri topyekün yıkmak için planlanmış bir darbeydi. Yani özü itibariyle bu. Ve ben bunu işte o dönem malum İzmir Emniyet Müdürü olarak görevliyken toplantılarda da, sohbetlerimde de, televizyon programlarında da açık açık hep şöyle ifade ettim. 16. Türk Devleti'nin yıkılması ve yabancı ülkelere peşkeş çekilmesi, zaten siz de Ahmet Bey de biraz önce ifade etti. İşte sınırlarımızın dışında kimlerin o gece hazırda beklediklerini, kimlerin kulak kabartıp Türkiye'deki gelişmelere göre tavır almak üzere her şeylerini hazırladıklarını gördük ve dünya da gördü. Böyle bir süreçte işte ülkenin parçalanması, bir iç savaşın, harbin getirdiği yıkım sonunda ben biraz da böyle sembolik ve ironik bir ifadeyle her tarafın işte düşmanlara peşkeş çekileceği, yönetilemez bir ülke havası verilerek Birleşmiş Milletler'den yardım talep edileceği, sonrasında da artık Haymana Ovası'nda mı herhangi bir yerde küçük bir çadır devletinin kurulmasına belki müsaade edileceği, bu işin ironik tarafıydı, bir yıkım projesidir 15 Temmuz. Bu 15 Temmuz'un belki o tarihte hayata geçirilmesinde İzmir olarak, bu yazıldı, çizildi, meşhur olan bir konu değil, bilinen konu ama gündemde en azından tekrardan ifade etme adına söyleyeyim. 15 Temmuz operasyon darbe girişiminin 15 Temmuz'a çekilmesinde İzmir Emniyetinin, İzmir Başsavcılığının ve hükümetimizin 2016 şurasında 600 civarında silahlı kuvvetler üst kademesindeki subayın emekliye sevk edilme hazırlıklarının oluşmasının da rolü olduğunu, yani erken alınmasında etken faktör olduğunu belirtmek lazım. Neden İzmir Emniyeti ve Başsavcılığının diye belki kafalarda soru olabilir. Hatırlarsınız biz 15 Temmuz öncesi, ki ben 2014'ün Ocak ayı sonlarında İzmir Emniyet Müdürü olarak başladım. 2014 ve 2015 yıllarında
15 Temmuz'dan önce biz İzmir'de 21 tane FETÖ operasyonu yaptık. Yani Türkiye'nin hemen hemen tüm illerinde belki yapılan rakamlar olarak mübalağa olmasın, bunu özellikle belirteyim. Belki yapılan operasyonların toplamı kadar sadece bizim İzmir'de 15 Temmuz'dan önce FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız var. Ve bu operasyonlar kapsamında başsavcılıkla koordineli yürütülen çalışmalarda silahlı kuvvetlerin değişik kademelerinde üst düzey yöneticilerinden karacı, denizci, havacı olmak üzere general, amiral, albay, yarbay düzeyinde 140 civarında komutanla ilgili işlem yapılacak dosyalar hazırlanmış idi. Ve bunlarla ilgili soruşturmalara Ankara Üst Yönetim Genelkurmay, Genelkurmay Adli Müşavirliği, ki daha sonra bunların kimlerin ellerinde, kimlerin kontrolünde olduğu günlerce, aylarca yazıldı, çizildi, hepsini gördük. Müsaade edilmedi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu soruşturmalar kapsamında 78 tane fezleke gönderildi işlem için Ankara'ya. Bunların 73 tanesine cevap dahi verilmedi. Geri kalan 4-5 tanesine geçiştirilen cevaplarla ertelendi. Bu subayların kimisi yurt dışında, NATO'da, Birleşmiş Milletler'de, farklı ülkelerde görevliydi. Kimisi yurt içindeydi. O dönemlerde malum Hendek operasyonları yürütülüyordu. İşte askerin morali bozulmasın, moral etkilemesin gerekçeler gösterildi. Suni gerekçelerdi bunlar. Oysa biz o dönemde o Çukur Hendek operasyonlarında emniyet teşkilatımızın da pek çok kahramanı oralarda şehadet şerbetini içti. Ben İzmir'den gönderdiğim özel harekatçı evlatlarımın cesetlerini, cenazelerini şehit tabutlarıyla havaalanlarında karşıladım, aldım. Dolayısıyla bizim teşkilatımızın moralini bozmuyor da silahlı kuvvetlerin moralini bozuyor gerekçesiyle gözaltılarına müsaade edilmedi o dönemde. Sonra bunların hangi el, hangi güç, hangi etkenler üzerinden engellendiğini zaman içerisinde zaten herkes televizyon ekranlarında konuştu, yazdı, çizdi, bilenler de, duyanlar da bunları paylaştılar. Netice itibariyle bu süreçte bizim o yaptığımız operasyonlarda alınmasını hedef gösterdiğimiz kişiler 15 Temmuz kalkışması sonrasında aktif olarak bu darbenin içerisinde rol aldılar veya yurt dışında olanlar, işin içerisinde mensup olan örgüt mensupları yurt dışında bulundukları ülkelerde sığındılar ve halen o ülkelerde yaşıyorlar maalesef. Dolayısıyla o sürecin 15 Temmuz tarihine seçilmesinde de kendilerine yönelik bir fırtınanın beklentisi ve korkusu etken oldu. 15 Temmuz'da olmayıp da ileride başka bir tarihte olsaydı veya 15 Temmuz gecesinin, ki onu hepimiz Türkiye'de artık bilmeyen kalmadı, akşam saatlerinde değil de başlayacak bir operasyon. Akşam saatlerinde değil de planlandığı şekliyle gece 15'i 16'ya bağlayan gece 03'te olsaydı sonuç böyle mi olurdu? Bunları bence tamamen farklı bir program konusu bile yapsak zaman yetmez, o kadar önemli o. Ama şunu biliyoruz ve ben her ortamda da bunu söyledim. 15 Temmuz'un erkene çekilmesindeki bir takım emarelerin ortaya çıkışı, MIT'in bilgi vermesi, Genelkurmay'ın o hareketlilikle ilgili denetim yaptırması, hava unsurlarını akşam saatlerinde uçuş yasağı getirip indirmesi vesaire, bunlar örgütün gece saat 3'te yapacağı darben girişiminin öne çekilmesinin tek etkeni oldu. Kendilerinin suçüstü yakalandığını, bir yerde açık verdiklerini düşünerek bu sefer zorunlu olarak erken saatlere alınca tüm birliklere anlık ulaşma, talimat verme imkanları olmadı. Geceye göre planlanan darbe hareketi
akşam saatlerinde büyük illerimizde, işte İstanbul, Ankara başta olmak üzere ortaya konuldu ve yaşanan o meşhum olaylar ve facialar meydana geldi. Sayın Genel Müdür, tarihe bir dakika Ahmet Bey, ben burada tarihe not düşmek için bir şey sormak istiyorum Sayın Uzunkaya'ya. Muhakkak ki o gece Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, halkın cesareti bu darbenin, bu hain kalkışmanın önlenmesinde çok büyük bir faktör. Hiç tartışmasız. Lakin bunun yanı sıra, bunu tarihe not düşmek açısından sizin de görüşünüzü almak istiyorum. Darbeye katılan 750 bin kişilik Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sayı olarak insanlara baktığımız zaman 3-5 bin kişi. Yine silah gücüne baktığımız zaman işte 5-10 tank, ne bileyim 2-3 tane uçak. Yine emniyet genel, yani emniyet teşkilatımız bünyesinde baktığımızda 200 bin kişilik emniyet teşkilatımızdan 1-2 bin kişi vesaire. Buradan şu sonuca varmak mümkün mü? Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle halkımızın, yurtsever halkımızın şehadeti de göze alarak direnmesiyle bu darbe önemli bir akamete uğratıldı. Ama bunun yanı sıra da kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki vatansever gerçek askerler ile yine kahraman emniyet teşkilatımızın içindeki vatansever polislerimizin bu olaya iştirak etmemesi ve tersine bunu yapanların önüne engel olarak çıkması, bu darbenin yine bu şekilde akamete uğramasında etken oldu mu sizce? Buyurun efendim. Evet. Şimdi öncelikle sondan başlayarak şunu söyleyeyim. 15 Temmuz gecesi başta Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu, tavrı, yönetimi ve darbe karşıtı olarak, ki o akşamdan başlayıp 30 gün boyunca Türkiye'nin tüm meydanlarında sabahlara kadar nöbet tutan milyonlarca vatansever evladımızın, vatansever insanımızın şehirlere, ülkesine, geleceğine, istikbaline sahip çıkma adına duruşu son derece önemli. Bunu bir kere gayet tabii. Kayıt düşme değil, zaten altın harflerle kaydı yazıldı bunun. Bunda en gayet küçük tereddüt tabii. Yok. Fakat şunu da unutmamak lazım. Bunu ben ilk defa söylemiyorum, daha önceden de söyledim ama bilinmesi lazım. Bakınız, bu darbe planı o kadar ayrıntılı yapıldı ki biz bu darbeye kalkışan generalleri İzmir'de gözaltına aldığımızda 15 Temmuz'dan 3 gün öncesine varıncaya kadar en küçük bir ayrıntının netleşmesi adına 2 tane generalin 8-10 saatlik bir gidiş geliş trafiğinde karayoluyla iki ayrı araçla Ankara'ya gidip Adil Öksüz Başkanlığındaki o hain çetenin kurguladığı çalışma ofislerinde en küçük bir ayrıntıyı gözden geçirerek sıfır hatalı yapmak üzere, ben bunu ne dediğimi kayıtlarda hepsi mevcuttur. Hangi generallerin, ki hepsi içeride, bunların müebbet hapis aldılar. Hangi generallerin son Ramakkal'a 3 gün öncesi, cuma, pazarı pazartesiye bağlayan gece. Bakınız, cuma günü darbe girişimi oluyor. Pazarı pazartesiye bağlayan akşam saatlerinde İzmir'den iki ayrı arabayla Ankara'ya gidiyorlar. Çukurambar'da örgütün 3 katlı çalışma ofisinde, ki burada da bir parantez açayım. Bakınız, bu çalışma ofisini Ankara'da ne Genelkurmay biliyordu, ne Milli İstihbarat Teşkilatı biliyordu, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüz biliyordu. Devletin hiçbir organının bilmediği bu çalışma ofisini buradan oraya çalışmalar yapmak üzere karacı, denizci, havacıların ayrı ayrı çalışmalar yaptıkları bu 3 katlı villaya bizim buradan bir itirafçı generali gönderip, personelimizle İzmir'den gönderip yer gösterme yaptırdıktan sonra tespit edildiğini de bu vesileyle bir kez daha
sevgili dinleyicilerimize ve sizlerin bilgisine sunayım. Bu çok önemlidir. Yani evet. Aylarca Ankara'nın göbeğinde bu çalışmalar yapıldı. Generaller, amiraller, albaylar, yarbaylar, bu darbede rol alacak üst yöneticiler aylarca en ince ayrıntıya kadar toplantılar, planlamalar yaptılar ve bunlardan hiç kimsenin haberi yoktu. Bizim burada bir itirafçı İzmir'deki etkin pişmanlıktan müracaat eden, daha sonradan da 19 küsur yıl ceza aldı. Bunu da parantez içinde belirteyim. Bir generalin yer göstermesiyle tespit edilen bir çalışma ofisi 3 katlı ve orada parmak izlerinden daha sonra kimlerin katıldığı da delillendirme ve dosyaya konulma adına kullanılmış oldu. Şimdi buradan şunu söyleyelim. 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı, duruşu tamam. Sokaklara dökülen milyonlarca insanımızın duruşu bu hiçbir şekilde gölge düşürülebilecek bir kahramanlık değil. Dahası bakınız ben biraz kendi teşkilatım için de pozitif ayrımcılık yapayım. En erken içerisine sızılan teşkilat olması nedeniyle başta da söyledim. Emniyet teşkilatı daha çok silahlı kuvvetlerden daha farklı bir kadro yapısı olduğu için şundan dolayı söylüyorum. Neticede hepsi bu milletin öz evlatları. Bizim emniyet teşkilatında görevli olan personel biraz daha böyle ortalama Türk vatandaşlarının, köylüsünün, çiftçisinin, sanki askere alınanlar biraz daha elit farklı bir tabakadan alınır, seçilir. Seçilme usulleri, yöntemleri de daha farklıdır. Emniyet teşkilatı daha böyle halkla özdeşleşen bir kadro yapısı vardır diye örgütün, daha sonra bunu da zaten açıkça hem itiraf ettiler hem çalışmalarında da ortaya koydular. Öncelikle hedef seçilmesindeki etken teşkilatın böyle açık yapısının olmasıydı. Ama buna rağmen en defolu yaralı teşkilat, ki biz o tarihe kadar 15 Temmuz'a kadar emniyet teşkilatının pek çok personelini, yöneticisini, bakanlık görevden aldı, tutuklamalar oldu, ihraçlar oldu, soruşturmalar yürütüldü haklarında. Yani emniyet teşkilatı 15 Temmuz öncesi kendi içerisindeki operasyonlarını diğer kurumlara göre, yani genellikle malumunuz böyle kurumsal taassup vardır. Bu kurumsal taassubu silahlı kuvvetler son ana kadar, son raddeye kadar kullandı. Bunu hiç kimse inkar da edemez, aksini de söyleyemez. Son ana kadar kurumsal taassubu gösterdiler. Hayır bizde yoktur, işte tekeffül ederiz, kefil oluruz falan gibi bir yaklaşım. Biz emniyet teşkilatının bu defolu yapısına rağmen, yaralı yapısına rağmen, Çukur Hendek operasyonlarında bir taraftan operasyonlara gönderip şehitleri geri alırken, bir taraftan da operasyona gidecek veya dönecek personeli havaalanlarında FETÖ'den gözaltına alacak kadar mücadele ederken, bu teşkilat 15 Temmuz gecesi diğer kurumlar içerisinde, elbette silahlı kuvvetlerde büyük ekseriyeti bunun karşısındaydı. Adli yargıda işte rakamlarını biliyoruz, son seçimlerdeki sayılardan 10 bin civarında, 11 bin civarında adli yargı toplam mensubu vardı. Malumunuz, herkes biliyor bunu. 4 bin küsür oy alan, 4800 civarında oy alan FETÖ'cülerin mensupları, adayları vardı. Bundan şu %45 civarında FETÖ'nün adli yargı, idari yargı içinde mensubu vardı. Bunu kimse aksini inkar edemez. Tablo net zaten, matematiksel olarak da. Buna rağmen emniyet teşkilatı, tekrar söylüyorum, 15 Temmuz'da en dik ve net duran kurumların başında gelmiştir. Bunun yanında ben İzmir özelinde söyleyeyim. Jandarma teşkilatıyla o zamanın alay komutanı arkadaşımız Hasan Koçyiğit. Hasan Koçyiğit. Evet, Hasan Paşa. Hasan Koçyiğit Paşa. Bizimle beraber son saatine kadar mücadele ettiler. Komando Tugay Komutanlığı aynı şekilde işler içinden bir sürü gözaltı yaptık, aldık.
Ama komutan vekili albay ki daha sonra paşa olmuştu malum. Ona da buradan selam sevgi gönderelim. Son derece yiğitçe bir duruşu hepsine oldu. Selamlar. Pek çok kurumdan işte Abdullah Paşa'm Ege Ordu Komutanlığı'nın kurmay başkanı 15 Temmuz sonrası Ege Sıkıvet'in komutanı olacaktı Memduh Akbiler. Evet. Ama Ege Ordu Komutanı bu işe kahramanca bir duruş sergiledi. Sayın Genel Müdürüm, bu konuyla da bağlantılı olduğu için söylüyorum. Tam sizin söylediklerinizle bağlantılı Sayın Genel Müdürüm. Şimdi hakikaten siz hem emniyet teşkilatımızın hem de devletin çok değerli bürokrat bir mensubusunuz. Ve hakikaten FETÖ ile çok önemli bir mücadele verdiniz. Bununla ilgili çok önemli çalışmalar yürüttünüz. Ama bu çalışmaları yürütürken de aynı zamanda isimsiz ihbar mektuplarıyla aynı zamanda sizlere kumpaslar kuruldu. Aynı zamanda sizler de mağdur edildiniz diye biliyorum ben. Çünkü bu anlamda da sizin önemli anlamda bir takım ithamlara maruz bırakıldığınızı, FETÖ'cülerin size farklı farklı isimsiz ihbarlarla kumpaslar kurarak sizi mağdur ettiğini de biliyoruz. Diğer taraftan biraz önce ifade ettiğiniz gibi askeri casusluk davasının başlama yeri de İzmir. Hakikaten burada da önemli kumpaslar kuruldu ve hepsinin içerisinde siz olayların hep tanıklık ettiniz, yaşadınız, biliyorsunuz bütün boyutuyla. Şimdi hem size kurulan kumpaslar boyutunda hem de İzmir'deki bu askeri casusluk davasından da başlayarak yaşadıklarınızı, tanıklık ettiklerinizi de paylaşabilir misiniz bizimle o süreçte? Ben bunu Sayın Genel Müdürüm. Vahap Bey bir dakika. Kemal Hocam bir saniye. Bir dakika Vahap Bey. Ben Celal Bey'e şunu sormak istiyorum. Bu çok önemli bir şey çünkü. Günümüzde de hala bu sorun var. Sayın Uzunkaya, ben çok iyi hatırlıyorum. 1980 darbesi olduktan sonra yine bu tür imzasız ihbar mektupları geliyordu. Ve o zamanki konsey kararı, konsey üyelerinin imzasıyla şöyle bir karar çıkmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Siz de çok iyi hatırlarsınız. İsim ve soy ismi olmayan, altında imzası olmayan hiçbir ihbar mektubu işleme konmayacaktır diye bir karar çıkmıştı. Bugün bu niye uygulanmıyor veya geçmişte yani 5 sene, 10 sene, 15 senedir neden uygulanmadı? Bu konuda da görüşünüzü alabilir miyim? Çünkü bu çok önemli bir konu. Bugün hala devam ettiğine dair de iddialar var. Buyurun efendim. Sayın Genel Müdürüm, şimdi başlamadan önce Ahmetciğim bir dakika. Ahmet Bey bir dakika. Şimdi bakın programın sonuna doğru geliyoruz. Daha soracağımız çok sorularımız var. İnsanlardan, bize izleyicilerden çok soru geliyor. Onları zaten sormayacağız ama sormamaya çalışacağız. Bazılarını ama buraya bir takıldık şimdi aynı yerden devam ediyoruz. Daha yani soracağımız sorular var lütfen. Başka konulara da geçelim. Sayın Genel Müdürüm kısa şey verir misiniz, cevap verir misiniz? Kumpas çok önemli şimdi Sayın Genel Müdürümüze kurulan kumpas var hakikaten. Onu biliyorum, ben de biliyorum. Zaten köşemde de ben yazmıştım selam vermeye korkacağız diyerekten. Evet. Şimdi zamanı da iyi kullanma adına o zaman kısaca söyleyeyim. Hem Kemal Bey'in sorduğu, Ahmet Bey'in sorduğu ve Vahap Bey'in uyarısı çerçevesinde. Evet, bu kumpaslar hep yapıldı. Ben de buradan birisinin mağduru oldum. Bunun edebiyatını hiçbir zaman yapmadım. Yapılmasını da yanlış bulurum. Memuriyette maalesef oluyor. Ben Emniyet Teşkilatı'na girdiğim ilk yıllarda komiser yardımcısıyken gene göreve ilişkin bir konuda Allah'a hamdolsun hiç yüzümü kızartacak, başımı öne eğdirecek bir hikayem hiç olmadı. Ama daha komiser yardımcısıyken meslekten ihraç edilecek şeyleri yaşadım. Yani meslekten ihraç edildim ve haksız bir sürecin sonunda bu mesleğe tekrar geri döndüm. Bana kendi teşkilatım dahi sahip çıkmadı. Allah'a hamdolsun. Kendi ayaklarım üzerine kalktım, geldim. Komiser yardımcılığından, il emniyet müdürlüklerinden 300 bin kişilik emniyet teşkilatının genel müdürlüğünü bir yıl boyunca yaptık. Kısmet olmadı. Dahası fazlası vesaire. Ona da zaten girmek istemem. Ama diyeceğim şu. Zaman zaman sahip çıkmamalar ki bunlar da İnsanları yaralar. Ben bundan da müzdaribim.
kendi teşkilatımın göreve ilişkin konularında maalesef Kemal Bey de silahlı kuvvetlerde yıllarca görev yapmış birisi olarak bunların ne anlama geldiğini, ne tür örnekleri olduğunu binlercesine o da tanıttı. Biz de yaşadık. Ben bunu kendi özelimden bir mağduriyet oluşturarak bunun duygusallığını kullanmadım. Hiçbir zaman da kullanmam. Ben 4 yılımı bu FETÖ kumpasıyla Emniyet Genel Müdür Yardımcısıyken 1,5 sayfalık isimsiz imzasız bir ihbar mektubuyla görevden alındım. 4 yıl mücrim gibi ortada bırakıldım. Bana ne devletim sahip çıktı ne emniyet teşkilatım sahip çıktı. Ama Allah'a hamdolsun çünkü haklı olduğuma, suçsuz olduğuma ben, ailem, çevrem, herkes inanıyordu. Sonunda hak yerini buldu. Belki FETÖ'nün gerçek yüzünün anlaşılmasında da bizim yaşadıklarımız etken faktör oldu. Yani biz bunların kurbanı olduk, mağdur olduk ama bu insanların, bu insan görünümlü yaratıkların yaptıklarından çıkarımlarla gerçek yüzlerinin görülmesine de vesile oldu. Benim 4 yılımı çaldılar. Hiç önemli değil. Ülkem için 4 yılımın, 10 yılımın gidip gitmemesi. Fakat ama o 4 yılda Sayın Genel Müdürüm, o 4 yılda çok büyük faydalı çalışmalar yapabilirdiniz elbette, aslında. Elbette, ne oldu? Yani ülkemizin kaybı oldu burada. Bir dakika önemli, var. Evet. Çok önemli. 4 yılımı çaldılar. Bunun maddi manevi hiç değeri tespiti mümkün değil. Bunda şüphe yok. Ama bakın başka bir şeyin, demin söylediğim gibi bu insanların gerçek yüzlerinin görülmesine şu ya da bu şekilde katkı da sağlamış olması anlamlı. Diğer taraftan isimsiz imzasız mektuplar konusu, ki ben öyle bir mektubun kurbanıyım. Maalesef bırakın 12 Eylül sonrası böyle bir emrin genelgenin oluşunu. Mevcut yasalarımız var. 2 tane yasa var. İsim ve imzası olmayan İhbarların işleme konulmayacağına ilişkin mevcut mer'i yasamız var. Buna rağmen biz bunları yaşadık. Ha günümüzde buna rağmen yapılıyorsa, bana yapıldığı ne kadar haksız ve adaletsiz bir yaklaşımsa, bugün birilerine yapılıyorsa ben aynı şekilde onun da karşısında olurum ve onun da haksız ve adaletsiz bir işlem olduğunu söylerim. Bunun hiç şeyi yok. Maalesef insanların İşte bir sürü örnekleri var. İntihar edenleri işte farklı sonuçlara muhatap olup mağduriyet yaşayanları oldu. Bu ihbar mektuplarıyla hayatları kararan aileler oldu, insanlar oldu. Netice itibariyle bir şey söyleyeyim. Ben biraz önce sanıyorum Kemal Bey söyledi. 15 Temmuz İşte katılan silahlı kuvvetlerde şu kadar, emniyette bu kadar, sanki bu darbe girişimine şey olsa, halkın bu denli bir duruşu olmasa da, pardon, bu denli bir duruşu olmasa da başarılı olamazlardı gibi bir anlam zinhar yüklenmemeli. Bakın şunu söyleyeyim ben. Evet. İnanarak söyleyeyim. 15 Temmuz, şöyle bir 4 yıl öncesine gidelim. 4 yıl, bugün ayın 23'ü. 23 efendim. 23'ü. 4 evet. Yıl 8 gün öncesine gidelim. 4 yıl 8 gün. O geceyi hepimiz yaşadık. Akşam saatlerinde İstanbul köprü görüntüleri, Ankara alçak uçuşlar vesaireler, insanların sokağa dökülmesi, tedirginlikler, ne oluyoruz demesi, telefon, sosyal medya paylaşımlar, insanların karşı duruşu, birbirlerini örgütlemeleri, ne anlamda örgütlemeleri? Karşı duruş anlamında örgütlemeleri. Evet. Sayın evet. Cumhurbaşkanının kalkıp evet. Bir telefon üzerinden, bir televizyondan konuşarak dik duruşunu topluma dikte etmesi vesaire vesaire. Bunlar yaşandı ve bu insanlar daha başta bir zaten örgütlenemeden, demin söylediğim gibi saat 3'te yapılacak bir eylemin, kalkışmanın akşam saatlerinde tüm unsurları harekete geçiremeden başlatılmış olmasından kaynaklı bir nakısa var. Bir eksiklik var. 2
daha insanlar, toplum hepsi ayaktayken bir karşı duruş, bir kalkışma oluştu bunların karşısında. Yani amiyane tabiriyle toplumun kıyamı gibi bütün 80 milyon ayağa kalktı. Evet, şimdi evet. Burada filmi durduralım. Bu sahneyi geri saralım. Hiçbir şey yok. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 3'te 12 Eylül'ü yaşadık hepimiz. Planlandığı şekliyle herkes görevini alıyor. Millet, toplum uykuda, 81 milyon, 82 milyon uykuda. Kimler ayakta? Darbeciler, bu kalkışmanın içerisinde olacak insanlar. İster 3000 ister 5000. Sayı hiç önemli değil. Şu yönüyle önemli değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nı gidip Marmaris'ten alacak ekipler hazır mı? Hazır. İşte onları gece malum fırsat olsa anlatsak. İşte Çiğli Hava Üssü'nden bir generalin refakatinde 53 bin adet mermi yüklenen 3 tane helikopterle Marmaris'e gönderildi. 53 bin mermi. Bakınız bunlar hikaye değil, bunlar tarihin kayıtlı belgeleri, bilgileri. Bir savaş hazırlığı gibi. Resmen savaşa gidilmiş yani bunlar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nı ailesiyle beraber o gece saat 3'te geldiler, derdest ettiler. Ölü veya diri aldılar. Ölü veya diri, direnilirse ölü alacaklardı. Sayın Başbakanı, Sayın Bakanları, illerin valilerini, yöneticileri, silahlı kuvvetlerde karşı olan, bu işin karşısında olabileceği bilinen subaylarını, yöneticilerini, komutanlarını aldılar. İşte İstanbul'da düğünde alınan generallerimizin hikayesini televizyonlarda, ekranlarda gördük, kameralarda. Ama onların kameralar karşısında akşam saat 9.30'da 10'da değil de gece evlerinden alındığında hiçbiriniz hiçbir kamerada görmeyecektiniz, görmeyecektik. Hepsi alındı, derdest edildi. Direnenler ölü, direnmeyen kelepçeli. Sabah saat 5'te şehirlerin meydanlarını tanklar oturtmuş, yerleşmiş. Kritik hassas yerler ele geçirilmiş. Valilikler, yönetim alanları, bakanlıklar ele geçirilmiş. Sabah saatlerinde, ki ben burada biraz da 12 Eylül'e vurgu yaparak çağrışım yapsın diye söylüyorum. 12 Eylül sabahı insanlar bunu gördüler ülkede. Sokaklarda asker, palet, tank, yönetim. İnsanlar birbirine soruyor, nedir, ne oldu falan. Televizyonu açıyor herkes 16 Temmuz sabahı. Televizyonda bu planlanan senaryonun sahneleri bunlardı. Televizyonda silahlı kuvvetler darbe yaptı. Bakınız o gece silah suruyla o bayana darbe bildirisini, itiraz bildirisini okuttuklarında ben İzmir'de valilikle, vali bey diğer arkadaşlar yöneticilerle beraber ilk başta arkasında silahlı olan birisinin baskısıyla okuduğu yüzünden anlaşılıyor demiştim. Daha sonra da zaten her şey itiraf etti. Kadının birkaç gün önce de paylaşımları vardı sosyal medyada. Hala psikolojisi bozukmuş falan diye bir haber de çıktı birkaç gün önce bu 15 Temmuz yıl dönümünde o spiker bayanın. Şimdi bunların olduğunu, planlanan doğrultuda hayata geçirildiğini düşünün. İnsanlar televizyonu açıyorlar, bakıyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanı kelepçeli, ağzı burnu kan içinde veya ölü, bilmiyoruz, direnmişse ölü. Şimdi Allah göstermesin, bakın Kaddafi ve işte Saddam örneklerini hatırlatma sadedinde söylüyorum. Bu görüntülerin Türk toplumuna izlettirildiği bir 16 Temmuz sabahı düşünün. Darbecilerin kelepçeli olarak iki büktüm görüntülerini gördük ya biz Türkiye'de. Bu görüntülerin yerine Türkiye'yi yönetenlerin görüntülerinin olduğunu düşünün. Verilmek istenen tablo buydu. Ve bunu evet. Gören insanlar ne yapacaklardı biliyor musunuz? Kontrolsüz bir şekilde sokağa çıkacaklardı. Çünkü herkes biliyordu, darbeciler de bunu biliyordu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sevdikleri, kendisini ölesiye seven milyonlarca insan var.
Öylesiye sever. Bu gerçek. Ha, bunun yanında kendisine öylesiye düşmanlık besleyenler de elbette vardır. Ve o öylesiye seven milyonlar sokağa çıktığında, artı sadece Cumhurbaşkanı değil, kendi insani değerleri, demokratik yaklaşımları nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı'nı veya AK Parti hükümetini sevsin sevmesin, sırf darbe nedeniyle sokağa çıkıp ne oluyoruz 2016 yılında nereden çıktı bu darbe deyip sağcısı solcusu sadece bir gruba da mal etmek istemiyorum. Darbe karşıtlığı nedeniyle, demokratik değerleri nedeniyle sokaklara dökülecek binler, on binler olacaktır. Bakınız 15 Temmuz gecesi İstanbul'da darbeye kalkıştığı varsayımıyla bir Deniz Harp Okulu öğrencisi linç edildi, biliyorsunuz. Halbuki ilgisi yok dendi falan filan, bilemiyoruz. Ailesi sonra zar zor teşhis etmiş. Şimdi sadece böyle bir olayda alakasız birisi linç ediliyor, edilebilir, bu gayet normal. O karmaşa içerisinde normalleştirme adına söylemiyorum. Öyle bir tablo içerisinde, büyük bir karmaşa içerisinde normal. Düşünün ki tüm Türkiye'de böyle bir 16 Temmuz sabahında insanlar kimin darbeci, kimin karşıtı olup olmadığını bilmeden karşısına çıkan polise saldıracak, karşısına çıkan askere saldıracak, öteki ona ateş edecek, o onu öldürecek. Ve ben bu tabloyu şöyle anlattım. Hala da aynı şekilde ilk günkü sıcaklığıyla söylüyorum. Plan 16 Temmuz sabahı iç savaşın oluşturulduğu, her tarafta meşale gibi ateşlerin, iç savaş ateşlerinin yakıldığı bir Türkiye'yi yaratmaktı. Amaç buydu. İnsanlar sokaklarda birbirlerini boğazlayacaklar ve televizyonlar, haberler her gün şu kadar bin insan ölü, şu kadar bin insan kayıp, şu kadar yaralı haberlerini yönetilemez bir savaş ortamı, iç savaş ortamının olduğu bir ülke. Hesap oydu, hedef oydu. Zaten bunları gelip de yönetimi ele geçirmeleri ve iyileştirmeyi hedefledikleri bir projelerden ortaya çıkmış değiller ki. Bunlar bir şeyleri yıkmak, paramparça etmek için kurgulanmış bir yerlerin askerleri. Bunu artık herkes biliyor. Şimdi böyle bir tabloyu 15-16 Temmuz saat 03'te akamete uğratılmayan ya da Allah'ın yardımıyla ters giden bir takım işler, bir takım emarelerden dolayı erkene alınmasından kaynaklı engellenmiş olmasını sadece bir tarafa koymayın. Planlanan boyutuyla yapılması halinde bunlar böyle olmazdı. Şu anda da Türkiye böyle olmazdı. Bu bize Allah'ın bir yardımı. Elbette Türkiye yöneticilerinin, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, insanlarımızın, sağduyulu vatandaşlarımızın, milyonların, bakınız 30 gün gece gündüz bu insanlar sokaklarda, belki normal yaşamlarında siyaseten ya da başka nedenlerle ya da sosyal sınıf farklılıkları nedeniyle hiçbir şekilde bir araya gelemeyecek olan insanlar 30 gün meydanlarda omuz omuza yan yana geldiler Kemal Bey. Çok evet, önemli evet, bir şey. Evet. Yani bu örgüt esasında ülkeyi parçalamak, ayrıştırmak, bölmek, yıkmak isterken Allah'ın inayetiyle planları da ters döndü. Elbette bunda toplumun, halkımızın duruşu, 251 şehidimizin o mübarek evet. kanları son derece önemli. 2000 civarında gazimizin yiğitliği, cesareti, kahramanlığı ve nice isimsiz kahramanların kahramanlıkları elbette önemli. Ama netice itibariyle Sayın Genel Müdürüm, Sayın Genel Müdürüm, geldik. Evet. Sayın Genel Müdürüm, şimdi gelen çok soru var ama WhatsApp'tan bana. Bunlardan ben yani en çok soruları ben size sormak istiyorum. Bak şeyin de sonuna geldik zaten programımızın. Reşit'e çok kısa olarak bize buna cevap verebilir misiniz? 21 Nisan Çubuk'ta şehit cenazesinde meydana gelen olaylarda siz oradaydınız, orada yaşadınız. Orada neler oldu? Bu bir. İkincisi siz siyasi bir aileden geliyorsunuz. Abiniz de zaten Sayın Musa Uzunkaya milletvekili. Sizin de efendim siyasete girme gibi bir düşünceniz var mı? Teşekkür ediyorum şimdiden.
Kemal, ben teşekkür ederim. Kemal Bey, sizin söyleyeceğiniz herhalde son sözlerimizi söyleyeceğiz. Birlikte alalım. Efendim ben özellikle yayının sonuna geldik. Sizi ağırlamaktan çok mutlu olduk tabii. Ama ben bu arada bir anıyı da paylaşmak istedim sizinle. Hatırlarsınız. İzleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum. Gazeteci arkadaşlarımla da. Zannediyorum darbeden 3 gün sonraydı bu hain kalkışmadan. Ben, siz ve Hasan Paşa dönemin valisi Erol Bey'in makam odasında arka taraftaki dinlenme odasındaydık. Ben de eve saat 9-9.30 gibi gelirim diye söylemiştim hanıma. Eşim aradı saat 11-11.30 gibi ve siz orada şöyle bir şey söylediniz. Hanımefendi dediniz, eşinizi merak etmeyin. Türkiye'nin en güvenli yerinde sağında emniyet genel müdürü, solunda jandarma komutanı var. Bu bende çok güzel bir anı olarak kalmıştı. Bilmiyorum hatırladınız mı? Evet. Emniyet genel müdürü değildi o zaman, İzmir İl Emniyet Müdürü. İzmir Emniyet Müdürü. Evet, evet. Evet, ama çok güzel bir anı olarak kalmıştı. Emniyet genel müdürü olacağı belliydi demek istiyor. Evet, belliydi. Efendim, ben de bir siyasetçiye sormuştum. Neden dedim yani, Celal Uzunkaya ne suç yaptı da dedim görevden aldınız demiştim. O zaman da bana dediler ki efendim dediler bakan yapacağız demişlerdi Celal Uzunkaya'yı. Buyurun ya efendim. Bakıyoruz Allah'a çok şükür. Ülkenin durumuna bakıyoruz. Görüntülere bakıyoruz. İlla amaç bakmaksa bakıyoruz. İşin tabii bu esprisi. Şimdi buyurun. Bakınız şunu söyleyeyim. Öncelikle bu 21 Nisan çubuk olaylarını bana da her gittiğim yerde beni tanıyan tanımayan insanlar soruyor veya tanıdıklarımız üzerinden soruyorlar. Çubuk 2019 21 Nisan'da malum bir şehidimiz sanıyorum Yener isimli bir şehidimiz soyadını hatırlayamadım. Evet. Çubuğa gelmişti. Yener Kırıkçı mı Çıkık Yener Çık. Neyse Yener isimli evet. Bir şehit kardeşimizin cenazesi. Ben de zaten Ankara'da olmayan dışarıdaki şehit cenazelerini de program uygun olduğunda bakanlığımızın planlamaları çerçevesinde ben şuraya gideyim, o buraya gitsin diye bir planlamayla şehit cenazelerine hep gidiyorduk. Jandarma Genel Komutanı'yla işte diğer komutanlarla birlikte. O gün de o şehit cenazesine gitmiş idik. Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı da oradaydı. Hatta Milli Savunma Bakanı uçakla Ankara'ya geliyordu. Sayın Bakan'ın gelişi biraz geçeceği için hocaya rica ettik, arkadaşlara söyledik, dedik biraz duayı uzat. Milli Savunma Bakanımızın gelişi nedeniyle biraz roter oldu. Neticede Sayın Bakan da geldi. Sanıyorum Milli Eğitim Bakanı da gelmiş idi. Sonrası Sayın Kılıçdaroğlu cenazeye geldi. Cenaze alanına gelişte böyle bir sanki şey gibi siyasi kişileri siyasi alanlarda protesto edilir. Böyle bir yuhlama oldu. Hoş olmayan bir tablo. Cenaze. Ben Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne dedim ki arkadaşları uyarın. Şimdi bu yuhlama sesleri de artınca sıkıntı olabilir. Kontrol altına alsınlar. Jandarma bölge komutanı sanıyorum. Tuğgeneral arkadaş da oradaydı. Onlara müteakkız olunsun, çevresini alınsın diye rica ettik, uyardık. Daha sonrasında namaz boyunca bu yuhlamalar arttı. Sanıyorum bir kısmı namaz dahi kılmadı yani. O kadar böyle işi şeye tepkiye soktular. Sonrasında da malum işte herkesin yüzlerce kez izlediği, görünmesi istenmeyen, ülkemize yakışmayan, her ne olursa olsun, yani insanların siyasi kimlikleri şu bu farklılığı olması ayrı bir konu. Bu şehit cenazesine her insan rahatlıkla gelebilir, gelmelidir. Bunun benim inanışıma göre böyle bir tepkinin bizatihi şehidin şehit olmasında dahli olduğunu bilirsiniz. Buna eyvallah. Yani bilirsiniz ki olayın katili ya da katilin yardımcısı, destekçisi budur. Dolayısıyla sen hangi yüzde buraya geliyorsun diye sokmazsınız, tepki gösterirsiniz falan. Ama ortada
bugünkü konjonktürde işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tür cenazelere gidişinde benzeri tepkiler konuluyor imiş, konuluyordu. Ama o gün çok daha farklı bir boyutta linç etme girişimi noktasına getirilen bir tepki oluştu. Daha öncesi hazırlık vardısı yoktusu o kadarını açıkçası ben bilmiyorum. Söylemem de mümkün değil. Zaten olayın olduğu yer itibariyle jandarma bölgesi soruşturma savcılığı yürütülüyor. Olayın faili Sayın Kılıçdaroğlu'na yumruk atan şahıs alındı, işlem yapıldı, daha sonra işte serbest bırakıldı vesaire oldu. Arka planda şunlar vardı, bunlar vardı. Onların adli soruşturmasında bellidir. Ama ben orada bir güvenlik görevlisi olarak kendimi Emniyet Genel Müdürü'nün ötesinde komiser yardımcısı Celal Uzunkaya da olsaydım kendi gücümce benzeri tepkiyi koyardım. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya olarak orada o kalabalığa mutlaka uyarıcı, yatıştırıcı bir şeyler söylenmesi gerektiğine inandığım için o malum konuşmayı yaptım. Bunu yaparken de hiçbir şekilde siyaseten işte ben bu iktidar döneminin genel müdürüyüm. Öteki tarafta linç edilmek istenen kişi muhalefetin lideri. O beni hiçbir şekilde ilgilendirmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin 83 milyon vatandaşından herhangi birisinin aynı duruma muhatap olması halinde yapmam gereken bir tavır olarak görüyorum. Bugün olsa aynısını yaparım. Yarın emekli olsam aynı durumda böyle bir konunun muhatabı olsam dilim döndüğünce aynı duruşu ortaya koyarım. Bu benim insani anlayışım ve görev anlayışım. Dolayısıyla biz bu açıklamayı, uyarıyı yaptık. Sonrasında da işte Kemal Bey'le içeride dışarıda birkaç defa girdim, çıktım, konuştum aşağı yukarı 40 dakikaya yakın. Kendisiyle hep yakın planda görüştük. Sonrasında da malum işte bizim özel harekatın zırhlı aracına koyarak ilçe dışına çıkardık. Daha sonrasında da hatta ilçe dışında zırhlı araçta özel harekat müdürünün aracında gitmesin diye emniyet müdürüne dedim ki ya sen Kemal Bey'i ara, alalım benim arabayla ben genel merkeze götüreyim dedim. Yani neticede ben orada güvenlikten sorumlu değilim ama bir partinin genel başkanı kalkıp da zırhlı araçla il merkezine gitmesin. Ben de il merkezine gidiyorum. Arayın dedim, Kemal Bey'i alalım. Neticede söylediler, Kemal Bey'i benim arabanın yanına geldi, indi. Tam araca binerken Mansur Bey, belediye başkanı da arkadan geldi. Dedi ki Sayın Genel Başkanım falan, ya dedi biz Emniyet Genel Müdürümüzle gidiyorduk. Benden müsaade istedi, ya müsaade ederseniz. Tamam efendim, sorun yok dedik. Neticede sağ salim asıl olan sizin buradan çıkarılmış olmanızdır. Netice bu. Bu olay üzerinden pek çok şey speküle edildi. Ben işte Sözcü Gazetesi Saygı Öztürk'e, ki ben Saygı Bey'i yıllardan beri tanırım, sevdiğim bir arkadaşım. Başkaları sever sevmez beni hiç ilgilendirmiyor. Benim Celal Uzunkaya olarak insanların artısı eksisiyle benim de eksilerim var. Beni de illa herkes sevecek diye bir beklentim olmaz. Saygı Öztürk'ü birileri sevmiyormuş, sevmeyebilir. Neticede Saygı Öztürk'e ben mülakat da vermedim zaten. Beni aradı. Ya Sayın Genel Müdürüm böyle böyle. Ben dedim ki ya şu konular oldu, böyle oldu. Bunu dedim off the record olarak sadece bilesin diye. Onun dışında işte orada gözü dönmüş kalabalıklar ifadesi geçti manşete. Gözü dönmüş kalabalık. Evet, gözü dönmüş. Genel müdürüm biz bu şeyi bayağı açtık. Bizden sonra program da var. Bir başka program için, başka beraber bir program için bize söz veriyor musunuz? Rejiden çok uyarı geldi. Bitirmemiz lazım. Onu tamamlayıp izin verirsen. Buyurun efendim. O gözü dönmüş kalabalıklar ifadesini kullandım. Evet. Bundan dolayı bayağı bir tepki oluştu. Vay efendim, o kalabalıklar nasıl gözü dönmüş? Ya gözü dönmüş. Laf dinlemeyen kalabalığa bizim toplumda hem polis dilinde gözü dönmüş kalabalık denir, hem halk dilinde. Vay efendim, bu insanlar şuymuş. Ya olabilir. Ben o insanlara bir şeyim yok. Ama orada
evin etrafını sarmış. Bütün uyarılara rağmen 80 yaşında ihtiyarı, 60-70 yaşında yaşlı kadını, genci hiçbir laf dinlemiyor, ellerinde taşlarla, sopalarla hücum ediyorsa bunun adı gözü dönmüş kalabalıktır. Biz bu ifadeyi gözü dönmüş kalabalıklar vardı dedik diye vay efendim at kaçtı, torba düştü hikayeleri oldu. Her neyse ne olduysa oldu. Ama 50 defa daha şu benzeri bir olay olsa ve ben Celal Uzunkaya olarak hangi konumda, görevde, rütbede, evet, mevkide olursam olayım, duruşum aynısı olur. Ve son olarak siyaset konusu, efendim, ben Sayın siyasetten Genel gelen bir aileyim diye bir şey yok. Her ailede vardır siyasetçi, çevremizde. Sayın Genel Müdürüm, çok uyarı geldi. Efendim? Çok uyarı geldi. Rejiden çok uyarı geliyor çünkü başka programa sarktık efendim. Tamam. Bir dahaki şeyde biz sizi tekrar yayına alacağız. Bize söz veriyorsunuz. Vahap Bey'in soruları bitmez yani. Anladım. Şu an için öyle bir siyaset düşüncem yok. Sadece onu söyleyeyim. Ama ileride ne olur ne gider onu Allah bilir. Bu kadarını söyleyeyim. Ben tabii söylenebilecek çok şey var. Konu 15 Temmuz'du. 15 Temmuz şehitlerimize ve tüm şehitlerimize, bugüne kadar bu ülke için, vatan için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm. Bir daha 15 Temmuz türü hainliklerle karşı karşıya getirmesin diye diliyorum. Size, yayında emeği geçen herkese ve bizi izleyen tüm saygıdeğer vatandaşlarımıza selam, sevgi ve saygılar sunuyorum. Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Evet sevgili izleyiciler, bir Ege Lobisi'nin daha sonuna geldik. Değerli gazeteci arkadaşlarım Vahap Dabakan, Ahmet Kaplan'la birlikte değerli dostumuz 41. Emniyet Genel Müdürü Sayın Celal Uzunkaya'yı konuk ettik. Sayın Uzunkaya, katkılarınızdan ve katıldığınızdan ötürü çok teşekkür ediyoruz efendim. İnşallah ileride bir başka yayında çok daha detaylı konuları sizden almaktan da mutlu olacağız. Kemal Hocam, bizden sonra yayın vardı, ondan da özür diliyoruz. Bayağı yayın sarktı çünkü. Evet, gazeteci arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Ben Kemal Kambroğlu, haftaya bir başka Ege Lobisi'nde buluşuncaya kadar mutlu bir hafta diliyorum efendim. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.